Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bütçe artışının seçim dönemine denk gelmesini Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili sormuş Cevdet Akay. Neden böyle bir artış oldu diye sormuş ve kendisine bir yanıt gelmiş. Son derece pervasızca depremlere bağlanmış bu yanıt. Şimdi hep birlikte hatırlayalım. Seçim dolayısıyla değil, depremler sebebiyle yapılan harcamalar diyor İletişim Başkanlığı. Böyle yanıt verilmiş. Bir kere yurttaşların bütçe hakkına saygılı davranalım ve özellikle İletişim Başkanlığı'nın bütçelerinin, İletişim Başkanlığı bütçesi altındaki kalemlerin nereye nasıl harcandığını, kimin için harcandığını açık ve şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşalım ki kimsenin aklına başka şeyler gelmesin. Acaba bu bütçe nereye harcanıyor sorusunu sormayalım, sordurtmayın. Bakın, kurulduğu günden bu yana İletişim Başkanlığı yalanı hakikat gibi gösterme, inandırma ve yayma başkanlığı gibi davranıyor. Üstelik propaganda başkanlığı yapıyor. Yetmiyor, neyi, ne kadar, nerede, ne zaman, nasıl, kimin için söyleyeceğimize karar vermek isteyen bir başkanlık performansı sergiliyor. Aylara göre lütfen geri dönün, hepinizin elinin altında var. Harcamalara bakın. İletişim Başkanlığı deprem sebebiyle olduğunu iddia ettiği o bütçe kalemlerini acaba hangi aylara göre baktığınızda deprem sebebiyle harcamadığını göreceksiniz. Neye harcamış sorusunu hep beraber soralım. Madem ilk andan itibaren deprem bölgesindeydi. Madem ilk andan itibaren 24 saat hizmet verecek şekilde deprem bölgesine ulaşıldı. O halde ben de buradan soruyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kendisi yaptığı bir basın toplantısıyla Adıyaman'da depremin 22. gününde neden helallik istedi? Neden Adıyaman'da ilk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışamadık? O yüzden sizden helallik istiyoruz dedi. Motamot Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle dedi. Bütçe artışı nedenlerinden biri de kurtarma ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan mobil iletişim merkezleriymiş. Resmen verilen yanıtta var bu. Bunları yazarken, böyle yanıtlarken hakikaten hiç hicap duymuyor musunuz? Hangi mobil iletişim merkezlerinden bahsediyorsunuz? Üstelik bunu o günleri yaşayan insanların, hayatta kalanların yüzüne baka baka söylemeye devam ediyorsunuz. Türkiye'de 11 şehir onlarca mahalle ile birlikte yok oldu. Adeta haritadan silinen yerler var. Ve 10-15 saat sonra dünyanın çeşitli yerlerinden arama kurtarma ekipleri gönüllü bir biçimde Türkiye'ye ulaştılar. Ama devlet yoktu, yetkililer koordine olamamışlardı, havaalanında plansızlıktan dolayı bekletildiler. Bakın, tüm teçhizatlarıyla gelen arama kurtarma ekipleri 40 saatten önce çalışmaya başlayamadı. Ama o ekiplere çevirmenlik yapan insanlar anlattı. Nerede anlattı biliyor musunuz? İletişim Başkanlığı'nın bizzat engellemeye çalıştığı medya sayesinde öğrendik ki insanlar ses vere vere öldüler. Ses arıya arıya bekleyerek öldüler. Ve bunu engellemeye çalıştığınız o medya sayesinde öğrendik. Tanıkları yine o günlerin depremzedeler. Deprem bölgesine arama kurtarma ekibi olarak giden gönüllüler, madenciler anlattı. Cehennemi gördük dediler. Siz mi sardınız depremin yaralarını? Sahi sorun, okuyun, araştırın, yasaklamaya, kısıtlamaya, engellemeye, hapsetmeye çalıştığınız o gazetecilerin haberlerine, söyleşilerine bir bakın lütfen. Hakikati ulaştırmaya çalışan gazetecilerin haberlerini izlediğinizde göreceksiniz. Kim sardı, kim sarıyor yaraları? Hatay'a resmi arama kurtarma ekipleri 4. gün gidebildi. Bölgeye ilk ulaşan madenciler yaşamsal önemi olan saatler, dakikalar, hatta günler boyunca enkaz altında bırakılan pek çok insanın hipotermi nedeniyle öldüğünü yine onlar sayesinde öğrendik. Kol kanat gerdiğiniz medya sayesinde öğrenemedik bunları. Ve siz de hakikati aslında kol kanat gerdiğiniz medya sayesinde değil, kısıtlamaya çalıştığınız medya sayesinde öğreniyoruz. Biliyoruz. Gizli gizli, içten içe nasıl baktığınızı, nasıl takip ettiğinizi gayet iyi biliyoruz. Bir de demiş ki İletişim Başkanlığı,
yerli ve yabancı basın mensuplarının işlerini kolaylaştırmak için harcanmış olan bu bütçede bir de bunun için bir harcama yapmışlar. Sahi soruyorum, gazeteciler için ne yapıldı? İletişim Başkanlığı ne yapıyor? Mesela depremde kaç gazeteci öldü? İletişim Başkanlığı'nın işi ya veri açıklamak. Kaçı yaralı? Kaçı ekipmanını kaybetti ve şu anda yerel gazeteler basılabiliyor mu deprem bölgesinde? Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Hala kayıplarını arayanlar nasıl bulacaklar yakınlarını? Deprem sonrasında kaç kişi engelli hale geldi? Kaç çocuk ebeveynlerini kaybetti? Veya kaç insan, kaç kiracı evsiz kaldı? 2019 yılı verilerine göre 1.6 milyon kişinin yaşadığı bilinen Hatay'da bugün kaç kişinin yaşam mücadelesi verdiği bilinmiyor. Önce bu veriler açıklansın. Veriler açıklanmazsa tabii ki kontrolünüzdeki medya acil yardımdan, insani ihtiyaçların karşılanmasına, temiz suya erişime, sağlık ihtiyaçlarının giderilmesine kadar her şey yolunda propagandası yapar. Ama yetmez. O kadar ki depremi Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde adeta propaganda materyali olarak kullanmak üzere uzun metraj bir film çekimi, yıkıntılar arasına set kuruldu. Bu mu? Cevap olarak stratejik iletişim faaliyetlerine harcanmış deniyor yine artan bütçe. Bu mudur stratejik iletişim faaliyeti? Yıkıntılar ortasında kurulan film setiyle biz böyle sardık depremde yaraları deyip uluslararası medyaya göstermek istediğiniz bu mudur? Böyle mi kolaylaştırdınız siz işleri? 3 ay süreyle OHAL ilan ettiniz, Twitter'ı engellediniz. Hayati bir yardımlaşmayı engellediniz Twitter'ı engelleyerek. Oluşan grupları insanların son olarak buradayız, şu adresteyiz, ses veriyoruz dedikleri tek araç sosyal medya araçlarıydı. OHAL ilanı sayesinde bunun da kontrolünü ele geçirdiniz ve tabii bunu da ilk kez görmedik. Ama İletişim Başkanlığı diyor ki deprem bölgesindeki basın mensuplarına sahada destek oldum. Bakın ben de verilerle söyleyeceğim şimdi nasıl destek olduğunu. Fiziki saldırıya uğrayan, linçe uğrayan o kadar uzun ki liste. Dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç buradan dedi ki içeride tutuklu gazeteci yok. Malumunuz bunu da ilk kez duymuyoruz. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da sayısız kez içeride tutuklu gazeteci yok dedi. Değişen dönemlere göre gazeteciler ve gazetecilik faaliyetleri de değişti. Ve hatta yılların gazetecileri bu ülkede yok sayıldı şimdi mevcut İletişim Başkanlığı sayesinde. Çünkü bütün basın kartlarının, burada elimde kocaman listeler var, sürem yetmeyecek. Çünkü bütün basın kartlarının kontrolü de İletişim Başkanlığı'nda. Haklı tabii Adalet Bakanı, çok haklı. Niye haklı? Kime soruyor kimin gazeteci olup olmadığını? Mahkemeler aracılığıyla İletişim Başkanlığı'na soruluyor. Ve İletişim Başkanlığı'nın uygun görmediği kişiler gazeteci sayılmıyor artık bu ülkede. Mahkemeler de İletişim Başkanlığı'ndan gelen bu nota, yazıya göre karar veriyorlar. Bunları bizzat yaşayan gazetecilerden dinledik. Ara karar çıkartıldı bazı gazeteci arkadaşlarımız için. Ve İletişim Başkanlığı'nda kaydı olmayan, sözüm ona, turkuaz basın kartı olmayanlar gazeteci değil örgüt üyesi sayıldı. Bakın bunlardan biri şu anda Dicle Müftüoğlu, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin eş başkanı. Uluslararası en dirençli gazetecilik ödülü aldı yakın zamanda ama kendisi hapiste. Fakat gazeteci değil. Adalet Bakanı'na sorarsak değil. Adalet Bakanı'na göre 81 yaşında kaybettiğimiz, kaybettikten sonra basın kartı ile ilgili açtığı davayı kazanan sevgili Aydın Engin de gazeteci değildi o zaman. Adalet Bakanı'na göre Nadire Mater de gazeteci değil. Adalet Bakanı'na göre Tuğrul Er Yılmaz da gazeteci değil. Çünkü İletişim Başkanlığı diyor ki milli güvenlik gerekçesiyle Tuğrul Er Yılmaz'ın kendi deyimiyle 70 plus nasıl bir milli güvenlik gerekçesi olabilir? Tuğrul Er Yılmaz'ın milli güvenlik gerekçesiyle sarı basın kartı, daimi sarı basın kartı iptal edildi. Nasıl bir milli güvenlik gerekçesidir bu? Gökçer Tahincioğlu'na sarı basın kartı davasında dostane çözüm arayışına ve yoluna gidildi. Emsal karar oluşturulmasın diye dostane çözümle sarı basın kartı meselesi halledilmeye çalışıldı. Kim gazeteci? Kim değil?
Bu ayrımcılık değil mi gazeteciler arasında? İletişim Başkanlığı'nın 2024 bütçesinin ne kadar olacağını biliyorsunuz değil mi? 4 milyar 126 milyon 595 bin TL olacak. Böylece başkanlığa 2024 yılı için teklif edilen bütçede 2019 yılına oranla artış %1097 olacak. %1097. Kuruluşundan bu yana olan. Şimdi ben sözlerimi bitirirken gazeteci olmadığı iddia edilen ve yakın zamanda tutuklanan, malum her seçim öncesi bir yıldırma amaçlı operasyon yapılıyor. 7 aylık mahpusluğunun ardından da 8 Aralık'ta tahliye edilen Kürt gazeteci Abdurrahman Gök'ün sözleriyle bitirmek istiyorum. Kürt gazetecinin altını özellikle çiziyorum. Çünkü en önde her zaman ilk defa hedef alınanlar. Diyor ki en fazla korktukları şey hakikat. Bu hakikat sonlarını getirecek. Susmayacağız, korkmayacağız, itaat etmeyeceğiz ama siz korkmaya mahkumsunuz.